var olmaz. İstanbul bir yer olmaz diyorlar. Ben anneler gününüzü kutluyorum. Çok uzun konuşmayacağım. Şehit ailelerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Biz bu topraklara geldiğimizden o günden bugüne büyük acılar yaşadık. Anadolu toprakları çok kıymetli topraklar. 1960 yılında Kars'tan girdik buraya. Kapı demektir Kars. Hasan el Harakani ile girdik. Sonra Abbas'tan ordularıyla İstanbul önlerine kadar uzandık. Ardından Malazgirt'te bir meydan muharebesi yaptık. Abbas'tan o gün bir cuma namazından sonra beyaz bir ata, beyaz elbiselerle bindi. Galip gelirsek mesele yok, Anadolu vatandaşır. Galip gelemezsek bu beyaz kefenim, beyaz elbiselerim, kefenim olsun ifadesi. O günden sonra bu topraklarda İslam'ı yaymaya çalıştık. Üç kıtada at koşturduk, söz sahibi olduk, medeniyetler inşa ettik. Ama bunları yaparken bir yandan bilgiyle yaptık, teknolojiyle yaptık. Bir diğer yandan mütuhat ruhuyla, fetih ruhuyla yaptık. Biz hiçbir zaman işgalci olmadık. Ama bunları yaparken de can verdik, kan verdik, huzurlarımızı verdik. Ta ki Viyana kapılarına kadar mücadele ettik. Ve Osmanlı yıkılırken Çatalca önlerine gelen Yunan ve Bulgar askerlerinin yaptıklarından dolayı yüzlerce kadın intihar etti. Aynısını Ermeniler Van'da yaptılar. Van'da kadınlarımız intihar ettiler. Yaşamadılar. Ve küllerimizden bir cumhuriyeti kurduk biz. Kurmadan önce de Çanakkale önlerinde yine 250 bin şehit verdik. Allah Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şehitliğe, Peygamberimizin hadislerinde de var. Çok büyük atıflarda bulunuyor. Şehit olanlar dünyaya yeniden gelmek, bir daha şehit olmak, bir daha dünyaya yeniden gelmek, yine şehit olmak isterler gibi ayetler ve hadisler var. Şehitlik duygusu olmasa, gazilik duygusu olmasa, vatan sevgisi imandandır hadisi şerifi olmasa, insanlar topraklarını, namuslarını ve dinlerini beklemezler. Elbette bir gün öleceğiz. İnsanlar doğal olmaz ölüm için sıraya girerler. Fakat sıralarını bilmezler. Nefeslerimiz ve rızıklarımız sayılıdır efendim. Kardeşlerimiz şehit oldular. Gazi oldular. Çanakkale olmasaydı vatanımız olmayacaktı. Özbeklerin çok güzel bir atasözü var. Vatan olanın bahtı, çok çalışanın tahtı olur diyorlar. Evet, bizim vatanımız olduğu için biz bahtlıyız, çok şanslıyız. Suriye'dekileri biliyoruz. Irak'takileri biliyoruz. Libya'yı biliyoruz. Dünyanın her yerinde ateş var. Ve maalesef bu ateşlerin çoğunluğu da İslam dünyasında var. İslam dünyası mezheplerin kavgasında, ırkların kavgasında İslam dünyası bilgiyle tanışmadılar. Tanışmak istemediler. Çanakkale'den sonra Enver Paşa'yla, Esat Paşa'yla, Cevat Paşa'yla emperyalistlere meydan okuduk. Orada bir direniş vardı. Sonra orada bir komutan çıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onunla beraber de Cumhuriyet'i kurduk. Sakarya yönlerinde yine aynı şekilde bizler vatanımızı korumak adına mücadele verdik. Sakarya yönlerinde Kocatepe'de Mustafa Kemal Maraşal Fevzi Çakmak'a çağırır. Ya verdi der. Maraşal Fevzi Çakmak'a çağıracak fakat Maraşal namaz kılmaktadır. Ya ver söyleyemez. Yarım saat kadar bekler Mustafa Kemal'e döner. Efendim namaz kılıyor der. Git çağır. Savaş taktikleri yapacağız. Yunan ülkemizi işgal etti. İstanbul'dalar. Ruslar, Karslar, İtalyanlar, Antalya'dan Muğla'dalar, Fransızlar, Antep'teler, Maraş'talar. Der, yaver bir daha gider. Bu sefer de duaya durmuştur. Maraş'a tel çakmak. Bir şey söyleyemez. Dua biter. Gelir huzura. Mustafa Kemal der ki, efendim, hep hocam diye hitap eder Maraş'a tel çakmağa. Namaz anladım da, bu dua ne oluyor? Niye duayı uzatıyorsun? Sabahleyin uçuma kalkacağız. Şehitimiz olacak, gazimiz olacak. Evet.
Karakter teri çakmak şöyle söyler. Efendim, namazı kendin için kıldım. Ama duayı sana yaptım. İyi ki böyle bir deha Türklerin başında inşallah bu dehayla savaşı kazanacağız. O gün yine yüzlerce şehit veririz biz. Ardından vatanı kurtarırız. Yine şehitlerimiz olur. Ardından Kore'ye gideriz. Kore'de şehitlerimiz olur. Ruslar Türkiye'yi işgal etmek isterler. Stalin'den korkarız. NATO'ya girmek isteriz. Batı dünyası bizi Kore'ye göndermek şartıyla alırız derler. Birçok partilerde geçeceksiniz. İki, NATO'ya gireceksiniz. Kore'ye gideceksiniz. Kore'de şehitlerimiz olur. Kıbrıs'ta 20 Temmuz'dan önce 1960'lı yıllarda şehidimiz olur. Bir uçağımız düşer ve şehidimiz olur. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gireriz. Şehidimiz olur. Ardından bu memlekette maalesef 1984'ten bugüne kadar bir terör faciası yaşandı. Emperyalist güçler bizi hep bölmek ve parçalamak istediler. Devletimizin de hataları oldu. Devletimizi yönetenlerin de hataları oldu. Ama emperyalistler bu PKK belasını ortaya çıkarttılar. Onun için sizin çocuklarınız büyük mücadele verdiler. Şehit oldular. Gencecik yaşta ömürlerinin baharında Allah'a kavuştular. Hepsi şehitlik mertebesinde, hepsi peygamberle komşu inşallah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Gazi oldular. Devletimiz bu insanlara imkanlar sağlamaya çalışıyor. Bir yandan iş istihdamı büyük tehlike yapmak, gazilerle ilgili bir daha büyük şeyler yapacağız. Sizlere ne yapsak aziz. Annelere, babalara, çocuklara, hanımefendilere bu millet çok şey borç. Sizin çocuklarınız öldüler, şehit oldular, yaralandılar ki bugün ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Sizin çocuklarınız olmasaydı vatan öldürdü. Onun için ezan susmuyor, bayrak iniyor. Allah hepimize hayırlı hayat nasip etsin. İnşallah şehitlerimiz bize şefaat ederler, gazilerimiz bize şefaat ederler. Hep tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet şuuru içerisinde yaşamayı Allah bize nasip etsin. Amin. Sonsuza kadar özgür yaşayalım. Allah bizi vatansız bırakmasın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Emrinizdeyiz. Allah'a emanet olun. Vekilimize konuşmalarından dolayı